Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İbrahim Suresi 22 ve 23. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Burası Kur'an-ı Kerim'in bize bir tablo olarak sunduğu önemli manzaralardan birisi. Şeytanın cehennemdeki durumu burada anlatılıyor. Malum şeytan insanları yoldan saptırmak için gayret içinde olan ruhani bir varlık. Ve Hazreti Adem'le imtihan edilmiş, Hazreti Adem'in büyüklüğünü kabul etmeyince, ona secde etmeyince Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış. Şeytan-ı racim diyoruz, kovulmuş olan şeytan, Allah'ın huzurundan tard edilmiş, kovulmuş. Ve bu şeytan Adem yüzünden, insan yüzünden, Allah'ın huzurundan kovulduğundan insanlara düşmanlığı var. Ve her insana görevli bir şeytan var. Kur'an-ı Kerim şeyatin şeklinde çoğul olarak da söyler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her insanın şeytanı vardır buyurur. Sahabeler peygamberimize sorarlar. Ya Resulallah sizin de var mı? Evet der, benim de var. Lakin benim şeytanım teslim oldu. Bazıları bunu yanlış tercüme ederek benim şeytanım Müslüman oldu şeklinde söylüyorlar. Şeytan Müslüman olmaz. Bu şeytanın tabiatına aykırıdır. Ama şeytan teslim alınır. Nasıl ki teröristler teslim alınabiliyor, artık zarar vermez hale getirilebiliyor. Onun gibi şeytan da insana zarar vermez hale getirilebilir. Bu insana ait olan bir durum. Yani insan şeytanın dediğini yapmamakla kendi şeytanını teslim alabilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanını teslim almış. Artık şeytanı ona kötülüğü yaptıramıyor. Ve Kur'an'ı dinleyen bir insan şeytanın destselerini iyi bildiğinde ve ona göre tedbirli hareket ettiğinde şeytanın destselerinden uzak kalır. Şeytanın dediğini yapmaz ve bunun neticesinde dünya ve ahirette mutluluğu elde eder. Ama bir kısım insanlar şeytana adeta kul ve köle oluyor. Şeytanın peşine takılıyor. Şeytanın gör dediğini görüyor. Bak dediğine bakıyor, yap dediğini yapıyor. Adeta şeytana tebaa durumuna geliyor. Şeytan onların amiri, bunlar da şeytanın memuru durumunda oluyorlar. İşte bunların akıbeti ayette şöyle anlatılmış. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرِ iş bitirildiğinde, yani insanlar arasında hüküm verilip ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme gönderildiğinde şeytan şöyle dedi. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ şüphesiz Allah hak vaatte bulundu size ve vaadini yerine getirdi. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ben de size vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim. Yani şeytan görünüşte insanlara mutluluk getireceğini söyler. İnsanlara güzel şeyleri yaptırdığını söyler ama şeytanın yaptırdıkları ancak kötü şeylerdir, ancak günah şeylerdir. Şeytan insanlara şöyle şöyle yapın mutlu olun der ama şeytanın dediğini yapanlar asla mutlu olmazlar. Şeytan daima tersinden gösterir ve şeytan daima aldatmaya çalışır. Hazreti Adem ve Havva bu noktada Kur'an-ı Kerim'de bize misal olarak verilir. Allah-u Teala onları cennete yerleştiriyor ve onlara bildiriyor ki cennetteki bütün nimetlerden bolca istediğiniz kadar yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan onlarla çok uğraşır. O yasak ağaçtan yedirmek için bayağı vesvese verir. Önceleri dinlemezler. Ama en sonunda şeytan yeminle onlara der ki Allah size bu ağacı niye yasak kıldı biliyor musunuz? Eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz cennette daimi kalacaksınız. Ama yemezseniz buradan çıkarılacaksınız. Ve yemin de eder bu söylediklerinin doğru olduğuna dair. Onlar da hem merak saikasıyla hem de bu şeytanın destesiyle o yasak ağacın meyvesinin tadına bakarlar. Ve bunun neticesinde ayıp yerleri ortaya çıkar ve dünyaya imtihan için gönderilirler. Hazreti Adem ve Havva'nın bu anlatılan kıssasında aslında hepimizin kıssası var. Hepimizin hayat hikayesi var. Şeytan tamamen tersini gösteriyor.
tamamen onun dedikleri gerçeğin zıttı. Onun iyi dediği kötüdür, kötü dediği iyidir. Su dediği ateştir, ateş dediği sudur. Böyle birbirine ters olan şeyler. O insanları suya götürüyorum gibi götürür ama aslında ateşe götürmektedir. Mutluluğa götürdüğünü söyler ama insanları mutsuzluğa sevk etmektedir. Şöyle yaparsanız iyi olur der ama öyle yapılırsa aslında kötü olur. Bu anlamda şeytan da zaten diğer alemde bunu itiraf ediyor. Allah size gerçek vaatte bulundu, vaadini yerine getirdim. Ben de size vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim. Tam tersi oldu diyor. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim söz konusu değildi. اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Ancak şu oldu, ben sizi davet ettim, siz de bana icabet ettiniz. فَلَا تَلُومُونِي Artık beni kınamayın. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi kınayın, kendi nefsinizi kınayın. وَمَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ Ben artık sizi kurtaracak durumda değilim, yardım edecek durumda değilim. وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي Ve siz de bana yardım edecek durumda değilsiniz. Burada adeta şöyle bir tablo çiziliyor. Sanki cehenneme gönderilenler şeytanın etrafında toplanıyorlar, ona ver yansın ediyorlar. İşte senin yüzünden buraya geldik, sen olmasaydın biz buraya girmeyecektik. Şeytan orada kendini savunuyor ve herhalde bu savunmasında çok da haksız değil. Ve diyor ki, ben sizi zorla buraya getirmiş değilim. Benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim söz konusu değildi. Ancak benim yaptığım şu oldu, davet ettim, benim peşimden gelin dedim, siz de bana tabi oldunuz, gelmeseydiniz diyor. Bu noktada beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Herhalde şeytanın bu sözleri gerçeği ifade etmekten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de gördüğümüz kadarıyla şeytanın insanlar üzerinde herhangi bir yaptırım gücü söz konusu değil. Şeytan ancak vesvese verir, desise ile insanları yoldan saptırmaya çalışır ama zorla bir şey yaptıramaz. Eğer şeytanın zorla yaptırım gücü olsaydı o zaman bütün insanların Allah katında ciddi mazereti olurdu. Diğer alemde hesap verirken, günahların hesabını verirken o zaman insanların şöyle deme hakkı olurdu. Yani ya Rabbi biz ne yapabilirdik ki? Şeytana öyle yetki vermişsin. O tümüyle bizi zorladı ve tümüyle bu günahları yapmaya sevk etti. Elimizden de bizim başka bir şey gelmedi. İnsanlar o zaman böyle diyebilirdi. Ama böyle deme hakları var mıdır? Hayır, böyle deme hakları yoktur. Çünkü şeytan kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Mesela bir katili düşünelim. Bu insan kendine göre birisini kafasına takmış ve bunu öldüreceğim diyor. Şeytan bu noktada daima onu tahrik ediyor. Öldür, temizle, sana nasıl böyle yapar? Devamlı şeytan onu katil olmaya teşvik ediyor. Bu adam şeytanın desteleriyle diyelim silahını aldı, öldürmeyi planladığı kimsenin peşinden gitti ve uygun bir yerde tam tetiği çekecek, o anda bile isterse elini aşağı indirebilir ve vazgeçebilir. Şeytan bu noktada zorla bir yaptırım gücüne sahip değildir. Şeytan sadece yüvesvisu fi sudurinnas, insanların sadırlarında, kalplerinde vesvese veriyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam fil galbi lemmeten buyuruyor. İnsanın kalbinde iki lemme tabir edilen veya lümme tabir edilen iki merkez var. Bunlardan biri şeytandan, diğeri melekten. Melekten olan güzel telkinlerde bulunuyor. Hayırlı şeyleri telkin ediyor. Şeytandan olan ise menfi şeyleri, kötü şeyleri telkin ediyor. Mesela gümrükte memur olan birini düşünelim. Daha yeni memur, çiçeği burnunda ve işleri o kadar da fazla bilmiyor. Oradaki memurlar genelde rüşvete muhatap oldukları gibi o da rüşvet teklifiyle diyelim karşı karşıya kalıyor. Böyle bir durumda vicdanında, kalbinde iki ses hemen kendini duyuracaktır. Bunlardan biri şeytandandır. Şeytan al der.
Bak böyle önemli bir mevkidesin. Paranın çok döndüğü bir yer. Al, kısa zamanda köşeyi dönersin. Ama aynı anda başka bir ses de devreye girer. O ses de ona der ki alma, bu haram olan bir şey. Haramın binası olmaz ve fayda getirmez. Bu dünyada farkına varılırsa zaten perişan olursun. Velev bu dünyada farkına varılmasa bile diğer alemde perişan olursun. Ve o insan bu iki ses arasında bir tercihte bulunur. Şeytanın dediğini dinleyen rüşveti alır. Dünyada da ahirette de perişan olur. Ama şeytanın dediğini dinlemeyen izzetli bir şekilde yaşar. Şeytana kul köle olmaktan kurtulur ve insanların içinde vicdanı rahat bir şekilde dolaşabilir. Gerçi şeytanın insanı böyle saptırması için, vesvese vermesi için illa gümrük memuru olması da gerekmez. Hepimizle her gün şeytan uğraşır. Hepimizin her gün şeytanından gelen bir takım telkinlere maruz olduğumuz ortadadır. Tembellik bile şeytandandır. Esnemek şeytandandır. Bu anlamda insanı tembelliğe teşvik eden şeyler yine şeytani birer desise, şeytani birer vesvese durumundadır. Ve diyelim şöyle bir insan Allah katında böyle bir hayrım olsun diye ister ve bunun için de elinde birikmiş bir miktar parası varsa Allah yolunda bunu vermek ister. Onu vermeyi düşündüğünde, istediğinde şeytan ona bütün kuvvetiyle asılır. Der ki niye vereceksin ki? Hem senin şu kadar kendi ihtiyaçların var. Verip ne yapacaksın? Verdiğinde bu nereye gidiyor? Nasıl değerlendiriliyor? Tam bilemiyorsun der. Ve o insanı bu iyilikten alıkoymaya çalışır. Bir delikanlıya o delikanlının dünyasından vesveseler verir. Şu haramı işle, bu haramı işle. Acaba bira nasıldır? Bir tadına bak. Ardından diyelim başka bir içki, şarap nasıldır? Tadına bak. Ardından cin nasıldır? Onun bir tadına bak gibi. Bu gibi vesveseler, desiseler verir. Ve şeytanın bu dediklerini uygulayan bir kimse cin çarpmışa döner. Daha dünya hayatında perişan bir hale gelir. İşte şeytan insanlara vaatte bulunur ve ama tam tersinden gösterir. İyilikleri kötülük, kötülükleri iyilik olarak gösterir. Bir insan şeytanı dinlemediğinde iradesini kuvvetlendirmiş olur. Kendi varlığını, insan olmasını ortaya koymuş olur. Böyle olunca da dünyada da huzurlu, mutlu olur. Diğer alemde de cennet gibi bir diyarda daimi bir saadeti elde eder. Cenab-ı Hak bizi daimi saadeti elde edenlerden eylesin. İşte şeytan burada kendini savunuyor ve diyor ki ben sizi zorla saptırmış değilim. Benim sizin üzerinizde herhangi bir yaptırım gücüm yoktu. Ben davet ettim. Siz de benim peşimden geldiniz. Gelmeseydiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni diyor. İnni kefartu bima eşraktumuni min qabl. Ben zaten daha önceden beni şerik koşmanızı da inkar etmiştim. Yani bazı insanlar şeytana adeta tapıyorlar. İbadetlerini adeta şeytana takdim ediyorlar. Şeytana kul ve köle oluyorlar. Ama şeytan kendinin mabut olmadığını biliyor. Bunun farkında. Ben zaten daha önceden beni şerik koşmanızı, Allah'a şerik koşmanızı inkar etmiştim diyor. Günümüzde satanizm diye bir akım var. Şeytana tapanlar. Kur'an-ı Kerim la ta'budu şeytan diye bunu bize bildiriyor. Şeytana ibadet etmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Ve en yabuduni ve sadece bana ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu dost doğru bir yoldur. Şeytana tapanları sadece satanistler olarak görmek yanlış olur. Genel anlamda şöyle demek belki mümkün. Her kim şeytanın dediğini yapıyorsa sanki şeytana tapıyor demektir. Dolayısıyla şeytana kul köle olmak illa satanizme girmek anlamına gelmez. Şeytanın dediğini yapan bir insan şeytanı bilsin bilmesin şeytanın yolundadır. Hatta bazı insanlar görürsünüz bunlar cin nedir, şeytan nedir, bunlar hurafe şeyler, öyle şeyler yoktur der.
Bunu söylerken de yine şeytanın telkiniyle bunu yapar. Ve herkes kendi kalbine dikkat ettiğinde şeytani bir vesvesenin farkına varır. Kendi mahiyetimizde bir adeta fısıltı merkezi, şeytanın bir yayın merkezi bulunmakta ve insan nefis itibariyle şeytandan gelen telkinlere hassas bir alıcı olabilmekte ve o şekilde şeytanın vesveselerine daima muhatap olabilmekte. Ancak insan hürdür ve hür olan bu insan illa şeytanın dediğini yapmakla mükellef değildir. İlla yapacak diye bir şey yoktur. Şeytana restini çekebilir, dediğini yapmıyorum der ve böylece Allah katında o insan derecesini artırır ve şeytana muhalefetle o insanın indi ilahide yakınlık dereceleri ilerlemiş olur, artmış olur. İnnez zalimin lehum azabun elim. Zalimler için elim bir azap vardır. Yani zulmün değişik mertebeleri var. Bir insanın nefsine uyması da, şeytana uyması da zulümdür. İşte o zalimler için elim, can yakıcı bir azap vardır. Ve udhilellezine amenu ve amilus salihat cennetin. İman eden ve salih amel işleyenler ise onlar da cennetlere girdirilir. Onlar cennete alınırlar. Tecri min tahtiyel enhar, o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Halidine fiha, onlar orada ebedidirler, daimidirler. Bi izni rabbihim, Rablerinin izniyle. Yani ebedilik ve var olmak, bunlar Allah'ın izniyle olan şeyler. Zaten her şey Allah'ın izniyle olur. Dolayısıyla diğer alemde ebedi bir hayatı yaşamak, ebedi cennet hayatı yaşamak da yine Allah'ın izniyle olacak olan bir durumdur. Tahiyyetuhum fiha selam ve onların orada birbirlerine tahiyyeleri selamdır. Artık o alem, cennet alemi tümüyle bir darüsselamdır. Selamet buldukları bir yerdir. Artık dünyada bir türlü ulaşamadıkları tam huzur hali orada gerçekleşecektir. Tamamen bir barış hali orada yaşanacaktır. Ve orada problem diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Ve şeytan da orada cehenneme alındığından cennetteki insanlar şeytanın vesveselerine muhatap olmayacaklar. Mesela dünyada şeytan insanlar arasındaki rekabet damarını da işletmesini biliyor. İnsanın vücudunda şeytan tarafından işletilmeye müsait epey damarlar var. Şeytan bu damarlardan girmesini biliyor. Bir kısmını rekabetle, bir kısmını şöhretle, bir kısmını başka şekilde yoldan saptırmaya çalışıyor. Ama diğer aleme gidildiğinde artık diğer alemde şeytanın insanlara vesvese vermesi söz konusu olmayacak. Şeytan ve şeytanlaşmış kimseler, şeytana uymuş olan kimseler, onlar cehennemde bulunacaklar. Bütün kötülükler, bütün pislikler, bütün menfi şeyler hepsi cehennemde bulunacak. Cennette ise bütünüyle güzellikler olacak. Böyle olunca da o cennet tümüyle bir selam yurdu. Cennetin isimlerinden birisi Darüsselam ve Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Oradaki insanlar Cenab-ı Hakk'ın kavli olarak, söz olarak selamına muhatap olacaklar. Onlar cennete girerken melekler Selamun aleykum, selam size diyecekler, selam verecekler. Ve cennet ehli ebediyen kendi aralarında selametle, huzur içerisinde yaşayacaklar. Cenab-ı Hak böyle güzel bir akıbeti hepimize nasip eylesin ve şeytanın şerlerinden bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.